Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf coğrafya 2. dönem full özet videomuzda yeniden coğrafya yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Bugün tüm coğrafya konularını, bitkiler, dünyada bitki, ağaç formasyonu, ardından uzun bir video, ot formasyonu, çalı ve çöl formasyonu, Türkiye'de bitkiler, bayağı uzun bir video olacak ve bu videonun tamamı, bayağı sayfalarca yazımız var burada gördüğünüz dünya nüfusunun dağılışı, işte geçmişten günümüzde yaşanan göç hareketleri, Türkiye'de göçlerin mekansal etkileri, bütün bunların hepsini, deniz yolları, karayolları, bayağı uzun bir videomuz var. Bu videonun aynı zamanda PDF'ini videomuzun açıklamasında da bulabilirsiniz. O yüzden şimdi arkanıza yatsanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Dikkatli bir şekilde beni dinlemeye başlayın. Ben de size hızlı hızlı sınavlarda çıkabilecek kısımları anlatmaya çalışayım. Burada şu çok çok önemli tabii ki. Burada sizler PDF'i indirerekten ders notlarını takip edebilirsiniz. Telefonunuzu da indirebilirsiniz bunları. Veya çıktısını alıp oradan da çalışabilirsiniz. Sınavlarda çok daha iyi notlar almak için. Bunun haricinde tabii ki 0'dan 10'a coğrafya kitabımızdan ve tak coğrafyadan da ödevler vereceğiz. Hemen şimdi hızlı bir şekilde başlayalım. Birincisi, bitkilerin en önemli özelliği fotosentez yaparak kendi besini üretebiliyor. Ökaryotik, ağaçlar, çiçekler, otlar, yosunlar ve benzer organizmaları içinde bulunduruyor. Bir bölgedeki bitki örtüsü esas oranın kimliği. Mesela sizin TC kimlik numaranız nasıl sizin kimliğinizse bir bölgenin iklimini de bitki örtüsü oluşturuyor. Dolayısıyla bitki örtüsüne göre diyelim ki Ankara'da muz yetişiyor mu yetişmiyor. Tamam, Ankara'da maki var mı yok. Tamam, o zaman Ankara'da Akdeniz iklimi yok diyebiliyoruz. Eğer bir yerde maki bitki örtüsü varsa orada Akdeniz iklimi var diyebiliyoruz. Bitki örtüsüne dağılışını etki eden faktörlerde yükselti etkisi var. Yükseklere çıkıldıkça tabii ki bitkiler sıcaklığın azalmasına bağlı olarak değişiyor. Enleme bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru girdikçe sıcaklık değiştiği için bitki örtüsü dağılışı değişiyor. Nem etkiliyor tabii ki. Nemli yerlerde daha yoğun bitki oluyor. Bakı etkisi, güneşi gören taraf daha sıcak olduğu için burada orman üst sınırı daha yukarılardayken soğuk tarafta orman üst sınırı daha aşağı kesimlerde oluyor. Orman üst sınırı ve alt sınırı da şöyle gösterelim mesela. Diyelim ki burada şurası kar olsun. Burada buralara kadar ağaçlar varken burada ancak ağaçlar buralardan itibaren başlıyor. Neden burada daha fazla ve burada daha az? Çünkü bu taraf daha sıcak. Bak burada ağaçlar ta yukarılara kadar çıkabilmiş. Burada ise aşağılarda ağaçlar var. İşte bu da bakı etkisi diyoruz. Şimdi burada bir cümlemiz var. Bitki örtüsü bir bölgede bitki türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu örtüdür demişiz. Şimdi dünyada bitki formasyonlarına baktığımızda ağaç formasyonu, ekvatoral yağmur ormanları, muson ormanları, orta kuşağın karışık ormanları ve iğne yapraklı ormanlar var. Bir de çalı formasyonu dediğimiz maki var. Ot formasyonu da savan, bozkır, çayır, tundra. Çöl formasyonu ise çöl bitkileri oluşturuyor. Demek ki burası önemli bakın. Savan, bozkır, çayır ve tundra ot. Maki bir çalı, diğer ağaçlar da ormanlardaki bitkiler. Şimdi ağaç formasyonuna baktığımızda geniş yapraklı ormanlar ekvatoral çevre, ekvatoral bölgede yani ekvator çevresinde görülüyor. Yani neresi burası hocam? Tam kelime söyleyeyim. Amazon Havzası, Kongo Havzası ve Endonezya'da görülüyor. Bunlar 2000 milimetrenin üzerinde yağış alan yerlerde. Geniş yapraklı, zaten adı üzerinde ve yaprakları dökülmüyor. Boyları çok uzayabiliyor. Kökleri yüze yakın. Işık, nem, sıcaklık yüksekleri fazla ve Malezya'da görülüyor dedik. Amazon, Kongo ve Endonezya'dan sonra. Muson ormanına baktığımızda 2000-3000 milimetre arası yağış alıyor bunlar ve teak ve mangrove önemli türleri. Burada yaprak döküyorlar. Niye? Çünkü bunlar kışın kurak yerler. Yani yazları yağışlı musonu biliyorsunuz. Yazın denizden karaya doğru esen rüzgar, muson rüzgarları yağış getiriyordu. Devam ediyoruz. Türce fakirdir dedik ve Hindistan, Pakistan, Çin, Japonya, Filipinler gibi Asya yani Güneydoğu Asya ülkelerine görülüyor. Karma ormana baktığımızda ise okyanus ikliminde geniş yayılma alanı, yayılış alanı olduğunu görüyoruz. Yani ılıman okyanus iklimi. Avrupa kıtasının ve Amerika kıtasının batı kıyılarında. Hem yaprak döküyor hem de iğne yaprak türlerden oluşabiliyor. 1200-1800 milimetre arası yağış alıyor. En demek ki fazla yağışı muson aldı. Kahverengi orman toprağı üzerine görülebilir. ABD, Arjantin, Batı Avrupa kıyılarında, orta kuşak karalarında görülüyor. İğne yapraklı olan ormanlar ise kutup çevresi görülüyor. İğne yapraklı orman dediğimiz bu çam ağaçları, taga ağaçları. Bak şöyle 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 oluyor. İğne gibi şeylerin ağaçları. Yaprakları, çamların. Burada onu kastediyor. Yaprak dökmüyorlar çünkü iğne yapraklı zaten. Tomruk, kağıt, mobilya sektörüne kullanılıyor. Sibirya, Kanada, İskandinavya, Doğu Avrupa'da yaygınlar. Mesela hani o İsveç mobilyacısı var ya, o orada çok fazla ağaç olduğu için adam ucuz ucuz yapmış. Oradan da ortaya çıkmış diyoruz. Ot formasyonuna baktığımızda ise, şimdi çalı formasyonu makiydi. Ot formasyonuna baktığımızda savan, muson ormanı, alpin çayırı ve tabii ki tundrayı görüyoruz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Öncelikle burada şu önemli tabii ki. Şimdi savan dediğimiz şey uzun boylu otlar. Uzun boylu otlar. Şimdi
Burada tabii Muson Ormanı değil de şurası şey olacak. Orada bir bilgi yanlışı olmuş. Ona dikkat edelim şurası. Şimdi burada savan var. Savandan sonra şurayı şöyle bozkır yapalım. Bozkır yapalım. Ondan sonra Alpin çayırı var ve tundra var. Tamam, burayı bozkır yaptıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi savan uzun boylu otlar. Yazları yeşeriyor çünkü yazın yağış alıyor. 10-20 enlemler arası görüyor. Yer yer ağaç toplulukları da görebiliyor. Bu hani şeylerde izlediniz, nedir onun adı? Belgesellerde hani vardır ya, böyle uzun uzun otlar vardır. Arada böyle ara ara ağaçlar çıkar. İşte bunlar Aslan Kaplan belgesellerindeki uzun boylu ot toplulukları. O zaman buraya uzun diye yazıyorum. Ve 1,5-2 metre. Afrika'da Çad, Sudan, Etiyopya, Nijerya, Tanzanya, Nijer. Güney Amerika'da Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik, Şili, Avustralya'nın kuzeyinde görülüyor. Bozkır'a baktığımızda İç Anadolu'da görülen şey ılıman karasal iklim. 400 milimetre böyle çok az yağış alan yerlerde görülüyor. Ve tabii ki ilkbaharda yağış aldığı için ilkbaharda yeşeriyor. Bakın ne dedi burada? Yazları yeşerir diyor. Demek ki yazın yağış alıyor burası. İlkbaharda yeşerir dedi. Demek ki ilkbaharda yağış alıyor. Mesela burası ne dedi? Hep yeşerir dedi. Çünkü hep yağış alıyor. Burası mesela yaprak döküyorlar. Ne zaman? Kışın yaprak döküyorlar. Çünkü burası yazın yağış alıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Burada en geniş alana yayılan bitki türü bozkır. Niye? Orta kuşa karaların iç kesimde ne var? Çoban yastığı, geven, üzerlik, yavşan otu gibi önemli türler olduğunu bilmemiz lazım. Küçükbaş hayvancılık için çok yaygın. İç Anadolu'da da zaten küçükbaş hayvancılık çok yaygındı. Bozkır'ın görüldüğü ılıman karasal iklimin bitki örtüsünde de yine küçükbaş hayvancılık yaygın. En geniş alanı Orta Asya'da, Amerika'nın iç kısmında bulunuyor. Avustralya'da yine çok fazlasıyla var. Alpin çayırı yani dağ çayına baktığımızda ormanın üst sınırından sona görülüyor. Sert karasal yani soğuk iklimlerde yaygın. Bu Kanada'daki iklimlerde. 600-700 milimetre arası yağış alacak. Yazın yeşeriyor. Niye? Çünkü yazın yağışlı bak. Yeşerir dediği dönem yağışlı olduğu dönem dolayısıyla. Büyükbaş hayvancılığa uygun. Ve zaten bizde Doğu Anadolu bölgesindeki çayırlar büyükbaş hayvancılık için uygundu. Bozkır'dan daha uzun boylu. Kardelen, zambak çiçeği, yıldız çiçeği, benekşe bazı türleri. Tundra'ya baktığımızda ise bu bir yosun esasında. Yosunsu bitki. Kuzey Kutup Dairesi çevresinde görülüyor. Güney Yarımküre'de yok. Yazın 2 ay yeşil kalır. Diğer zamanlar yosun. Renkli otlar ve yosun türlerinden oluşur. Ağaç burada tabii ki yetişmiyor. Geldik çalı ve çöl formasyonuna. Şimdi çalı ve çöl formasyonunda maki, garik, pseudomaki var ve çöl bitkileri var. Şimdi maki zaten Akdeniz ikliminin klasik bitki örtüsü. Bunu zaten bilmemiz lazım. Maki ve garik yaprak dökmez, pseudomaki döker. Yaprakları tüylü ve serttir. Niye? Terlemeyi azaltmak için. Buharlaşma çok fazla olduğu için bak. Buharlaşma fazla olduğu için böyle kadifemsi bir şeyi vardır. Nedir onun adı? Makinin üstü vardır, tüyleri vardır. Boyları kısa. Hatta buna bodur kelimesini de kullanıyor. Bodur ağaçlar da diyebilirler. Kökleri gelişmiş. Bu da çıkmış üniversite sınavlarında. Defne, zakkum, zeytin, kocaemiş, sandal, sakız, sesvi, katır tırnağı, keçi boynuzu. Bunlar yine önemli bir türü. Lavanta, keki, süpürge çalısı, yasemin de diğer garik türlerine örnek verebileceğimiz şeyler. Çöl bitkilerine baktığımızda 250 milimetrenin altında yağış alan yerlerde görüyor. Yani kurak yerlerde. Kök sistemleri çok gelişmiş. Niye? Şimdi kökleri güçlü olacak ki bu çöl bitkisi şeye dayanabilsin, susuzluğa dayanabilsin. Toprak yerine diken gelişiyor. Terlemeyi azaltmak için yani yaprak yerine diken niye var? Çünkü yaprak böyle geniş olduğu için çok terler ama diken ince ince olunca tabii ki terlemiyor. Susma kapasiteleri çok yüksek. Kaktüs, çalı, dikenli ot türleri var ve aynı zamanda vahalarda palmiye ve hurma ağaçları görülebiliyor. Dönenceler üzerinde bak 30 ve 30 kuzey, 30 güneyde. Orta Asya, Arizona çevresi görülüyor. Türkiye'de ise görülmüyor. Şimdi Türkiye'de bitkilere baktığımızda şunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin biliyorsunuz enleme bağlı olarak biz kuzeyden güneye gidildikçe sıcaklığımız artıyor. Yine yükseltiye bağlı olarak da batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklığımız azalıyor. Niye? Doğu daha yüksek. Ve aynı zamanda yer şekillerinin doğrultusundan dolayı çeşitli bitki türleri yetişebiliyor. Yeryüzünün belirli bir bölgesi yaşayan ve başka sahalarda rastlanmayan bitki türlerine biz endemik diyoruz. Şimdi mesela Köyceğiz Gölü çevresinde sığla ağacı, Datça ve Teki Yarımadası'nda Datça urması, Kaz Dağları'nda Kaz Dağı gökleri, göller yöresinde Kastak meşesi, Kastamonu ve Yozgat bak, İspir meşesi, Kasnak meşesi, Kaz Dağı gökleri, Datça hurması, sığla ağacı, Anzer çayı, safran otu, tersale bunlar hep endemik bitkiler. Bir de relikt bitkiler var. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Geçmiş jeolojik dönemlere ait iklim koşullarında yaşamış olan bazıları günümüz koşullarına da uyum sağlayarak hala devam ediyor. Yani geçmişte dinozorların olduğu dönemlerde varmış. Şimdi hala devam ediyor. Kalıntı hala dayanabilmiş. Bu da kayın ağacı, sığla ağacı, sedir ağacı, ıhlamur ağacı ve kocaemiş ve sandal. Şimdi Türkiye'deki bitki topluluklarına baktığımızda Karadeniz ormanlarını biliyoruz zaten. Geniş yapraklı ormanlar kuşağı var burada.
Kuzey Anadolu dağlarının Karadeniz'e bakan yamaçlarında biraz daha yükseklerdi. Karma ormanlar kuşağı ise yine denize bakan yamaçlarda 1000-1500 metrede, iğne yapraklı ormanlar ise artık daha yükseklerdi, 1500-2000 metrede. Asıl Akdeniz kuşağı ormanları Akdeniz iklimin tipik özelliklerinin görüldüğü Toros dağlarının denize bakan yamaçlarında. Dağ kuşağı ormanları ise biraz daha yükseklerde. Bir de Ege ve Güney Marmara kıyılarında da Batı Anadolu ormanları olduğunu bilmemiz lazım. Bitkilerimizden nasıl yararlanıyoruz peki? Bitkilerden yararlanmaya baktığımızda arkadaşlar, bitkilerden elde edilen ana ürünler var. Mesela orman ana ürünleri oluşturuyoruz ağaçlardan. Tomruklar, parkeler, kağıt, sunta, telefon direği, maden direği, bunlar hep ana ürünler. Bir de elde edilen yan ürünler var. Bu da mesela orman oluşan ağaçların gövde dışındaki diğer kısımları. Mesela reçineler, sığla yağı, çam kazalağı, ıhlamur, keçi boynuzu, defne yaprağı, çam fıstığı. Bunlar da ağaçlardan elde ettiğimiz diğer yan bitkiler. Bitkilerin dolaylı yararına baktığımızda ise erozyonu önlüyor. Niye? Toprak böyle erozyon olacakken ağaç kökleri varsa onlar suyu tutuyor. Yeraltı ve yerüstü sularını düzenliyor. Doğal görünümleri dinlendirici özellikleriyle turizm ve rekreasyon alanı olarak kullanılıyor. Nüfus konusuna geldik. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Nüfusta neyi bilmemiz lazım? Sınırları tanımlı bir bölge üzerinde. Mesela Türkiye'de belli bir zaman diliminde 2000 yılında yaşayan insan sayısı. Nüfus sayımı demografik, sosyal ve ekonomik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, analiz edilmesi için yapılıyor. Birincisi, ilk nüfus sayımını 3000 yılında Çinler yapıyorlar. Modern nüfus sayımını 1800 yıllarda İskandinav ülkeleri yapacak. Bizde ilk nüfus sayımı 2. Mahmut zamanında sadece erkek nüfus sayılıyor asker sayısını ölçmek için. Günümüzde ise 2000 yılından sonra artık insanlar evlerinde değiller. Adrese dayalı kayıt sistemi sayesinde biz eskiden mesela benim çocukluğumda hep evde sayım yapılıyordu. Yani evde durman gerekiyor. Çünkü evden dışarı çıkarsan sayım yapılamıyordu. Ama şimdi artık dışarıya çıkıp rahat rahat geziyorsun. Adrese dayalı bir şekilde kayıt yapılabiliyor bilgisayar sayesinde. Şimdi nüfus sayımları sırasında nüfusun cinsiyet yapısı. Erkek mi fazla, kadın mı fazla? Mesela Türkiye'de doğu illerinde kadın daha fazla, bu tarafta erkek daha fazla. Niye? Erkekler batıya göç ediyorlar iş sahibi olmak için. Ortalama yaşam süresi ve yaş grubu. Yani çok yaşlı bir ülkemiz, genç bir ülkemiz. Gelişmiş ülkelerde yaşlılar nüfus fazla. Doğum ölüm oranları. Gelişmiş ülkelerde doğum ölüm az. Geri kalmış ülkelerde ölüm de fazla, doğum da fazla. Okur yazar oranı. Nüfus artış hızı. Yani mesela ülkemizin nüfusu hep artıyor ama eskiden böyle artarken şimdi böyle artıyorsa artış hızı azalmış demektir. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı ve işte hangisi birinci faaliyetlerle mi, ikinci faaliyetlerle mi ilgili ve kır şehir nüfusunun dağılışı. Gelişmiş ülkelerde şehir ve kır ayrımı biraz daha azalıyorken bizde insanlar hep şehirlerde yaşıyorlar. Niye? İş imkanları fazla olduğu için. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda artışların olduğu dönemleri biz sıçrama dönemi diyoruz. Şimdi 3 tür sıçrama var. Birincisi alet yapımıyla başlayan sıçrama. İkincisi tarım devriminin olduğu dönemde yapılan sıçrama ki bu Neolitik çağda insanlar tarım yaptığı için yerleşik hayata geçiyorlar ve çocuk yapıyorlar, daha fazla çoğalıyorlar. Üçüncüsü ise sanayi devriminin olduğu dönemdeki sıçrama. Onu da şöyle bilin. Diyelim ki şurası bir kova olsun. Kovanın altı delik. Tamam mı? Şöyle bir delik var. Buradan musluktan su akıyor. Tamam mı? Sular akıyor ama akan su buradan da böyle şarıl şarıl dökülüyor. İşte buraya bir yara bandı kapattığınız zaman ne olur? Bu su yine akar ama yavaş yavaş damlamaya başlar. Eski bir şarıl şarıl akmaz. İşte bu yara bandı olmadan önce yani sanayi devrimi sonrasında insanlar sağlık hizmetlerine yatırım yapıp pastör mikrobu bulup ilaçlar, aşılar bulunmadan önce doğan insan ölüyor neredeyse. Belli bir kısım ölüyor. Sürekli ölümler var. O yüzden şırıl şırıl akıyorken burayı yara bandıyla bak sağlık hizmetinin düzelmesiyle kapatınca sanayi devriminden sonra dünya nüfusu inanılmaz bir şekilde artmaya başlıyor. Şimdi evet, nüfus artıyor. Tarihe yaklaştıkça. Şimdi devam edelim. Dünyada nüfusun dağılışında etkileyen iki tür faktör var. Birincisi doğal faktörler. Yani doğa ile alakalı, Allah'ın yarattıklarıyla alakalı. Bir de beşeri, insanın kendi eliyle yaptıkları. Şimdi iklim tabii ki etkiliyor. Soğuk yerde insan yaşayamıyor kolay kolay. Yeryüzü şekilleri tabii etkiliyor. Engebeli yerde yaşayamıyor. Toprak yapısı verimli olması lazım. Kara ve denizlerin dağılışı önemli. Su kaynakları en önemli şey zaten. İnsanlar ilk başta dünyada Nil Nehri'nde, İndus ve Ganj Nehri'nde, Sarıırmak'ta, Fırat ve Dicle Nehri'nin etrafında yaşıyorlar. Niye? Su önemli. Beşeri faktörlere baktığımızda tarihi olaylar, tarım imkanları olması lazım. Sanayi eşittir para. Madencilik, turizm, ulaşım, ticarette tabii ki insanların nüfusunu, bir bölgenin nüfusunu çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Dünya nüfusunun kıtalara dağılımına baktığımızda dünya nüfusunun %4'ü Orta ve Kuzey Amerika'da, Avrupa'da %10'u var, bayağı yoğun bir nüfus var. Güney Amerika %8'i, Afrika %16'sı, Asya %59'u, dünyanın yarısından fazlası Asya kıtasında yaşıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi dünyadaki seyrek nüfus yerlere baktığımızda Alaska soğuk olduğu için seyrek. Amazon havzası, bakın şu Amazon havzası ve 11 numaralı yer olan Kongo havzası
çok yoğun bitki örtüsü ve çok yoğun yağış ve çok yoğun nemden dolayı çok nüfusu serek. Yani burası çok soğuk olduğu için, burası çok yağışlı ve çok sıcak olduğu için serek nüfusu. Veyahut da 5'te çok nedir onun adı? 5 demeyelim de mesela 4'te çok kurak olduğu için. Her şeyin fazlası kötü yani. Sibirya soğuk ikliminden dolayı, Orta Asya kurak olduğu için, Himalayalar, bu Nepal'in olduğu yerler Engebe'den dolayı, Orta Avustralya çöl olduğu için Victoria, Kuzey Afrika yine çöl olduğu için, Arap Yarımadası çöl olduğu için, yani kurak olduğu için, Grönland yine soğuk ikliminden dolayı, Antlar dediğimiz şey şuradaki dağlar, yine yer şekillerinden dolayı ve şu kayalık, pardon, burası kayalık dağları, bunlar Ant dağları ve Kongo'da söylemiştik zaten yoğun bitki örtüsü ve nem, Kanada soğuk ikliminden dolayı serek. Peki, yoğun nüfus yerler neresi hocam? Yoğun nüfus yerlere baktığımızda ise şöyle bir şey görüyoruz. Bu sefer Amerika'nın doğusu, New York'un, Washington olduğu yerler liman olduğu için, şöyle liman değil de burası liman olacak, ticaret ve sanayiden dolayı, Batı Avrupa sanayi ve hizmetten dolayı tabii ki çok gelişmiş durumda. Zaten dünyanın en fazla kullanılan hava yolu da bu ikisinin arasındaki yer. Kuzey Amerika, Kuzey Doğu Amerika ve Kuzey Batı Avrupa. Şimdi Güney ve Güneydoğu Asya'ya baktığımızda tarım, sanayi, ticaret çok gelişmiş durumda burada. Çin ve Hindistan'daki işte sanayi ve aynı zamanda bu pirinç tarımı, çay tarımı. Endonezya, Malezya'da yine tarım ve sanayi gelişmiş durumda. Kaliforniya yine ticaret, liman, sanayi. Güney Afrika'da yine madencilik var. Cape Town, elmas ve altının çok çıktığı bir yer. Güney Avustralya yine sanayi, maden. Yine Körfezi, Nijerya'nın olduğu yer yine maden ve tarım. Nil Vadisi yine tarım ve su kaynakları sayesinde çok gelişmiş oluyor. Nüfus piramidine baktığımızda 5 çeşit piramidimiz var. Birincisi düzgün üçgen piramit, gelişmekte olan ülkelere ait olan piramit. Yani İran, Nijerya gibi. Doğum oranı yüksek ama ölüm oranları azalmaya başlamış. Yani ölüm biraz daha, buralar biraz şişmeye başlamış. Yani biraz daha insanlar yaşıyor. Şu ise en rezil ülke, geri kalmış ülkeler. Bunlar Afrika ve Güneydoğu Asya ülkeleri. Burada işte Zimbabwe gibi ülkeler. Bunun tabanı geniş ve doğum ölüm oranları da yüksek. Bak hiç insanlar yaşayamıyor yani. Doğan ölüyor. Doğan ölüyormuş gibi böyle bak. Şöyle düşünün. 8-8, 16 kişi doğuyor. Bunun neredeyse 10'u 15 yaşına varabiliyor. Yani 15 yaşına varabilen 16 kişinin 10'u 15 yaşına varabiliyor. Yani 6'sı ölüyor. Neredeyse yarısına yakını ölüyor. 60 yaşına ise neredeyse 2 kişi varabiliyor. Demek ki çoğu insan vefat ediyor sağlık hizmetleri yetersiz olduğu için. En gelişmiş, en elit olan ise arı kovanı piramidi. Burada doğum ölüm oranları çok düşük. Çok az insan doğuyor çünkü insanlar az çocuk yapıyorlar. Ve çoğu da 60 yaşına kadar yaşıyor. Niye? Sağlık hizmetleri yeterli. Avrupa ülkeleri mesela, İngiltere. Çan piramidi ise bu eskiden böyleymiş 15 yıl önce. Sonra doğum oranı artırmış. Belli bir süreçte düşük doğum oranlarından sonra artık nüfusun artış gösterdiği ülkeler. Yani 15 yıl önce bak bu çocuklar 15 yaşında ya. Burası kız, burası erkek. 15 yaşındayken 6-6, 12 kişi doğuyormuş. Şimdi ise 8-8, 16 kişi doğuyor. Demek ki 15 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde nüfusunu artırmaya başlamış. İrlanda, Rusya, ABD gibi. Asimetrik piramide baktığımızda ise Türkiye'nin piramidi gibi. Doğum oranı ciddi bir düşüş var bak. 15 yıl önce şöyle işte 6-6, 12 kişi doğuyormuş. Şimdi ise 4-4, 8 kişi doğuyor. Demek ki 15 yıl içerisinde bayağı nüfusun doğum oranlarını düşürmüş diyebiliriz. Ciddi bir düşüş var yani çok kısa sürede. Sonuçta bu 15 yaşındakiler önceden 0 yaşındaydı ve buradalardı. Yani tabanı böyleydi. Bir anda tabanın alt kısmını daraltmış. Türkiye'de nüfusun dağılışına baktığımızda düzensiz bir dağılış var. Niye? Doğal çevre, iklim, farklı iklimler var. Yer şekilleri engebeli. Toprak verimliliğine bağlı olarak insanlar farklı yerlere göç ediyor. Su kaynakları ve bitki örtüsü tabii ki insanların dağınık bir şekilde yerleşmesine sebep veriyor. Beşeri çevreye baktığımızda sanayi demek para demek. Dolayısıyla insanlar paranın olduğu yerlere yerleşiyorlar. Göç ediyorlar. Tarım, turizm, ulaşım, ticarette yine bilhassa ulaşımda nüfusun dağınık olmasında önemli bir etken. Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu alanlara baktığımız zaman ilk başta İstanbul içerisindeki Çatalca, Kocaeli, Güney Marmara, Bursa'nın olduğu yer, Kıyı Ege, İzmir, yukarı Sakarya, şunun ne olduğunu yazalım. Yukarı Sakarya, burada da Ankara ve Eskişehir var. Antalya Ovası, Silifke, Çukurova, Gaziantep çevresi, Karadeniz sahil şehirleri ve Malatya Ovası Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu alanlar. Serek olduğu alanlara baktığımızda ise Yıldız Dağları, Kırklareli, Biga Yöresi, Çanakkale, Menteşe, Muğla, Göller Yöresi, Teke ve Taşeli Yarımadası mesela bunlar karstik oldukları için son derece serek nüfuslu yerler. Buralarda tuz bir çevresi kurak olduğu için, Sivas çevresi kurak ve soğuk olduğu için, Erzurum, Kars soğuk olduğu için serek nüfuslu yerler. Şu kahverengiyle gösteren yerler ise, bak kahverengiyle gösteren yerler ise şöyle kahverengi çiziyorum. Engebe nedeniyle, yer şekilleri nedeniyle serek nüfuslu yerler. Buralar karstik ve kurak olduğu için.
Gelelim nüfusumuzun yapısal özelliklerine. Nüfusumuzun yapısal özelliklerine baktığımızda toplam nüfusun %50'si erkek, %49'u kadın. Yani kadın erkek eşit diyebiliriz. Eğitim durumuna baktığımızda erkekler biraz daha fazla okuma yazma bilim oranlarında. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetleri dağılımına baktığımızda %18 tarım, %54 hizmet sektörü, %20 de sanayi. Hizmet sektörü dediğimiz nedir? İşte öğretmen, doktor, hakim, savcı gibi. Sanayi, fabrikada çalışanlar, tarımı da biliyoruz zaten. Balıkçılık, hayvancılık, tarım. Kırşehir ve şehir nüfusuna baktığımızda çoğunluk şehirlerde yaşıyor. Kırlarda az insan var. Niye? Bu da tam gelişmemiş olmakla alakalı. İnsanlar şehirlerde iş imkanı olduğu için sürekli şehirlere göç ediyorlar. Türkiye nüfusunun toplamı 80 milyon 2017. Nüfus artış hızımız %12,4. Nüfus yoğunluğumuz 105 kişi. En fazla il İstanbul, en az Bayburt. Doğurganlık ortalama sayımız 2. Ortanca yaş 31. Bekleyen ortalama ömür 80 yıl. Kadınlar 80, erkekler 75 yıl yaşıyor. Doğum sayısı 1 milyon 291 bin. Ölüm sayısı 416 bin. Ve artışımız var dolayısıyla. Şehirsel nüfus oranımız da %92'si. Kırsal nüfus da %7'si. Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerine baktığımızda göç ediyoruz biz. Niye? Batıdan iş imkanları, batıdaki iş imkanlarından dolayı insanlar doğudan batıya göç ediyorlar veyahut da küçük kentlerden büyük kentlere göç ediyorlar. Şimdi bu göçün sebebi ne? Birincisi iklime bağlı. Doğal, siyasi, ekonomik ve sosyal nedenler var. Birincisi doğal nedenler. İklime bağlı olarak bu taraflar soğuk olduğu için insanlar bir kere iklimden dolayı batıya doğru göç ediyor. Erozyon, İç Anadolu bölgesinde toprak zararlı olduğu için tarımda zarar görüyor insanlar. İş bulmak için büyük şehirlere göç ediyor. Su kirliliği, toprakların verimsizleşmesi ki erozyon ve su kirliliği buna yol açıyor. Deprem felaketleri, sel, çığ, heyelan, volkanik patlama ki Türkiye'de volkanik patlama olmuyor. Dolayısıyla doğal nedenler olamaz. Türkiye'de tsunami de olmuyor Türkiye'de ama yangın olabilir. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi siyasi nedenlere baktığımızda savaşlar, mübadele, siyasi başlıklar yani bu Türkiye nüfusu değil de bizim genel olarak anlatıyoruz. Siyasi savaşlar, mübadele mesela Suriyeliler geliyor. Siyasi baskılar, sınır değişiklikleri, iç karışıklıklar olabiliyor Allah korusun. Ekonomik nedenlere baktığımızda tabii ki iş imkanları, doğal zenginlikler, gelir dengesizliği, toprakların miras yoluyla parçalanması. Babasından bu kadar arazi kalıyor adamın ama bunları atıyorum 8 kardeş arasında bölüştürüyor. Sana bu kadar arazi kalınca sen bu arazileri bir şey yapamazsın. Hadi bakalım köyden kente göç ediyorsun. Geçim sıkıntısı en önemli şey tabii ki. Eğitim, dini nedenler. Mesela ben Ankara'da yaşıyormuşum. İstanbul'a gelmişim eğitim nedeniyle. Dini nedenler, kültürel farklar, sağlık hizmetleri ve daha iyi yaşam tercihi göçlerin nedenleri. Geçmişte günümüzde yaşanan göç hareketlerine baktığımızda birincisi kavimler göçünü görüyoruz. Bunun nedeni kuraklık, otlakların yetmemesi, nüfus baskısı ve Çin baskısı nedeniyle Orta Asya'daki Türkler batıya doğru göç ediyor. Sonra hepsi birbirini ittirerekten kavimler göç oluyor. Bunun sonrası Avrupa'nın siyasi yapısı değişiyor. Tarihteki en büyük nüfus hareketi oluyor ve yeni devletler kuruluyor. Yeni dünya göçlerine baktığımızda ise bu tabii ki coğrafi keşifler. Yani şöyle burada pusular koymuşuz ama burada şöyle insanlar farklı farklı yerlere göç ediyorlar. Şöyle Avrupa haritası çizelim. Hindistan, Amerika. İnsanlar Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, işte Güney Amerika'ya, Afrika kıtasına, Hindistan'a göç ediyorlar. İlk başta dini yaymak ve macera duygusu var. Sonra siyasi baskılardan kaçanlar var. Ve İpek ve Baharat yolları Osmanlı'nın yani bizim kontrolümüze geçince adamlar yeni yollar arıyorlar. Ve tabii ki ekonomik sıkıntılardan da kurtulmak istiyorlar. Sonucunda ne oluyor? Amerika kıtası keşfedilecek, sömürgecilik başlayacak. Buradaki devletler buralara Hristiyanlığı yaydıkları gibi aynı zamanda sömürmeye başlayacaklar. Ve Avrupa'da zenginleşip Rönesans'ı, reformu, sanayi devrimini gerçekleştirecek. Mülteci göçlerine baktığımızda ise savaş ve siyasi baskılar, etnik ayrışmalar sonrasında, iç karışıklıklar sonrasında insanlar göç ediyorlar. Sonucunda ne oluyor? Mesela örnek Suriye iç savaşı sonrası Türkiye ve Avrupa'ya olan göç bunun bir örneği. Yugoslavya'nın dağılmasıyla Bosna ve Kosova'ların komşu ülkelere göç etmesi, Körfez savaşı sonrası Irakların Türkiye göçü, Myanmar hükümetinin baskı sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlılar bunların örneği. Beyin göçüne baktığımızda ise burada zeki insanlar, daha iyi eğitim ve şey imkanları olan, nedir onun adı? İş imkanları olan daha gelişmiş ülkelere gidiyorlar. Bakın Hindistan, Pakistan, Çin, Filipinler, Cezayir, Fas, Tunus, İran, Nijerya, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri biraz daha fakir ülkeler. Buradaki zeki insanlar Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya, Almanya'ya, Fransa, İngiltere, İsveç'e ve Norveç'e gidiyorlar. Kanada hem beyin göçü alan hem de veren ülke konumda. Niye? Hem Kanada'ya gelenler var ama o da Amerika'ya insanlar gönderebiliyor. İyi eğitim alma, düşük ücret politikası, yeterli teknik ekipman olması gibi nedenle gerçekleşiyor. Yani adam burada iş para daha az kazanıyor Cezayir'de ama Almanya'da daha iyi para kazanabiliyor. Şimdi bu tabii ülkelerin gelişmişlik seviyesini de değiştiriyor. Yani Filipinler gittikçe daha da geri kalmış bir ülke olurken Kanada gittikçe daha da gelişmiş bir ülke oluyor. İşçi göçlerine baktığımızda ise 2. Dünya Savaşı sonrasında Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya gibi ülkeler
sanayileşme hamlesine girip diğer ülkelerden, yani Portekiz, Yunanistan, Türkiye, Fas, Cezayir, Tunus'tan eleman alıyorlar, insan alıyorlar. Biz de bak gurbetçiler dediğimiz bir sürü insan Türkiye'den Almanya'ya göç ediyor. Bizde ilk göç hareketi 1958 yılında başlıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. Sonra Türkiye'de ise şu anda günümüzde Arap ülkelerinden ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden işçi gönderiyoruz biz oraya. Oraya da gene inşaat işçileri için insan gönderiyoruz. 1960 yıllardaki işsizlik ve hızlı nüfus artışıyla devletin göç desteklemesi burada çok büyük bir işçi göçüne sebebiyet veriyor. Mübadele ise, mübadele Osmanlıca'da değişim demek. Bu değişim göçünde tabii ki azınlık nüfusun yer değiştirmesi. Yani Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler yer değiştiriyor. Tabi burada bazıları etabli sayılıyor. Mesela Yunanistan'daki Batı Trakya'daki Türkler etabli sayılıyor. Yani yerleşik sayılıyor. Türkiye'de de İstanbul'daki Bozcaada ve Gökçeada'daki Rumlar yerleşik sayılıyorlar ve yer değiştiriyorlar. 450 bin Türk ile 1 milyon Rum yer değiştiriyor. Doğal afet göçleri ise Allah korusun deprem, tsunami, kuraklık, hayalan, sel, volkanik patlama, kasırga sonrasında insanlar ister istemez göç etmek zorunda kalıyorlar. Van depremi sonunda Batı illerimize göç edildi mesela. Somali'de yaşanan kuraklık sonrasında göç oldu. Endonezya tsunami sonrasında çevre ülkelere göç oluyor. Türkiye'de göçün nedenlerine, sonuçlarına baktığımızda birincisi işsizlik, gecekondulaşma, kültürel uyumsuzluk, yani göçün nedenleri sonuçları. Şimdi burada ilk başta şunu bilmemiz lazım. Diyelim ki şurası göç alan şehir olsun, İstanbul. Şurası da göç veren şehir olsun, diyelim ki Yozgat. Yozgat'tan insanlar İstanbul'a göç ediyor. Ne olacak? İstanbul'da bu sefer işsizlik başlıyor. Gecekondulaşma başlıyor. Kültürel uyumsuzluk başlıyor. Suç oranlarının artış, çevre kirliliği, eğitim ve sağlık hizmetlerine yaşanan aksamalar, yeterli düzeyde konut bulamıyorlar İstanbul'da ve bu bir sorun oluyor. Bu göç edilen yerdeki, yani göç edilen yerdeki sorunlar. Gelelim diğer kısma. Türkiye'de iç göçler 1950'den sonra artış gösteriyor ve sanayileşme sürecinin başlamasıyla şehirlerde ortaya çıkan bir iş gücü açığı da etkili oluyor. Özellikle karayolu ulaşımının gelişmesiyle insanlar hızlı bir şekilde göç ediyorlar. Yani İstanbul'da fabrikalar açılıyor. Bu fabrikalara insanlar göç ediyorlar. Çalışmak için, iş için. Türkiye'de yerleşim alanları hem göç almakta hem de göç vermekte. Mesela ülkemizde en fazla İstanbul göç alıyor. Ankara sonrasında İzmir, Bursa, Kocaeli. Ama Ağrı, Van, Diyarbakır, Muş, Hakkari, Sivas, Yozgat ve Artvin ise sürekli göç veren yerler. Türkiye'den yurt dışına, yurt dışından da Türkiye'ye doğru gerçekleşen göçlere biz dış göç diyoruz. Yani şöyle düşünün, bir yumurta sepeti düşünün, tamam mı? Bu sepetin içinden ki yumurtalar yer değiştirirse bu iç göç oluyor. Yani Yozgat'tan Ankara'ya göç etmişsin, İstanbul'dan İzmir'e göç etmişsin. Bunlar bir şey değil, nedir ona da, nüfusun sayısını artıp azaltmaz. Bir nebze azaltabilir belki ama sen başka bir sepete bunları atarsan bu sefer nüfus ciddi değişiyor. Niye? Mesela Türkiye'den Almanya'ya yapılan göç sonrasında Türkiye'nin nüfusu değişiyor. Yurt dışına gerçekleşen göçlerin büyük bir kısmı 1960'tan sonra Avrupa ülkelerine oluyor. Şimdi, göç alan yerde altyapı yetersizliği oluşuyor. Gecekondu yerleşimleri oluyor, trafik sorunu oluyor, orman alanları tahrip oluyor, sanayi tesisleri merkezde kalıyor ve plansız yerleşmeler oluyor. Göç veren yerlerde ise tarım ve hayvancılık üretim azalıyor. Kamu yatırımları yapılmıyor artık, yani nasıl olsa burada kimse kalma diyorlar. Nüfus artış hızı yavaşlayarak belli bir süre sonra duruyor ve nüfusu azalmaya başlıyor. Aynı zamanda boş kalan tarım arazilerde kalır diyecektik burada. Boş kalan tarım alanları erozyona maruz kalıyor. Şimdi ekonomik faaliyetlerin temel özelliklerine baktığımızda, şimdi geldik ekonomik faaliyetler konusuna. Birincil faaliyetler var, ikincil faaliyetler var, üçüncül faaliyetler var, dördüncül faaliyetler var ve beşinci faaliyetler var. Biz ihtiyaçlarımızı devam ettirebilmek için tabii ki çalışmamız gerekiyor. Şimdi birincil faaliyetler temel maddelerin doğrudan veya dolaylı olarak doğal çevreden temin edilmesi. Mesela tarım, hayvancılık. Yani sen tarladan domates çıkarıyorsun, bu tarım. Bunu fabrikada domatesle ketçap yapıyorsun, bu ikincil faaliyet. Bu ketçabı markette satıyorsun, bu üçüncül faaliyet. Bununla alakalı dijital bir site yaptırıyorsun, dördüncül faaliyet. Bütün bunları yöneten kişi CEO, bu da beşinci faaliyet olmuş oluyor. Anlaştık mı? Şimdi dolayısıyla tarladan domates toplamak birinci faaliyet. Birinci ekonomik faaliyetlerden elde edilen ham maddeler veya yarı işlenmiş maddeler kullanılarak yeni ürün haline getirilmesi. Domates başka, ketçap başka. İşte fabrikalar, maden işleme, imalat sanayisi, bunlar ikinci faaliyet. Üçüncü ekonomik faaliyet ise doğrudan bir üretim görülmemekle birlikte insanlara ve diğer ekonomik faaliyetlere ürün veya hizmet sağlanması. Yani ketçabı satan marketteki adam bir şey üretmiyor esasında. Onun satışını üretiyor. Veyahut da ben şimdi mesela eğitim vererekten sizlere bir şey üretmiyorum esasında gibi duruyor ama esasında size hizmet üretiyorum. Sağlık, turizm, bankacılık, ulaşım, güvenlik, polisler mesela. Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günümüzde ortaya çıkan bilgi toplama, bilgi işleme ve değiştirme yayma çalışmaları. Bilgisayar, online hizmetler, web tasarım, bilişim, reklam sektörü, bunlar dördüncü faaliyet.
Karar verme pozisyonunda olan kamu sektörü ve özel sektördeki üst düzey yöneticiler de tabii ki beşinci el ekonomik faaliyet oluyor. CEO İngilizce bir şey. Chief Executive Officer demek. Bu tabii ki Türkçe'ye de artık CEO diye geçtiği için biz bunu yazdık. Uluslararası ulaşım hatlarına baktığımızda en genel anlamıyla insan ve eşyanın bir yerden başka bir yere taşımasına biz ulaşım diyoruz. Şimdi ulaşım ağlarının sıklığı ve kalitesi ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteriyorlar. Geliştikçe ülkelerin kalkınma gerçekleşebiliyor. Niye? Mesela şöyle düşünün. Eğer sen İstanbul'dan Ankara'ya güzel bir yol yaparsan İstanbul'dan Ankara gelişir. Ama sen Ankara'dan Yozgat'a da güzel bir yol yaparsan Yozgat da gelişir. Niye? Çünkü İstanbul'dan Yozgat'a güzel bir yol olmuş olur. Ulaşımdaki gelişmeler sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin hızla gelişmesini sağlıyor. Ulaşım dünyanın her bölgesinde aynı düzeyde maalesef gelişemiyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi karayolu ulaşımını etkileyen faktörlere baktığımızda nüfus, gelişmişlik, yerleşimin sıklığı ve ekonomik faaliyet türü önemli. Bir de doğal olarak iklim, yer şekilleri, coğrafi yönü önemli. Şimdi karayolların avantajları da var, dezavantajları da var. Avantajları en ücra yerlere bile karayoluyla gidebiliyorsun. Ama mesela demiryoluyla gidemezsin. İlk yapım maliyeti düşük, kolay yapabiliyorsun, demiryolundan daha ucuz yapabiliyorsun. Eğimli alanda handikapları düşük, kısa mesafeler için ideal ve bürokratik engelleri az. Hemen gidebiliyor. Ama dezavantajlarına baktığımızda taşımacılık maliyeti maalesef fazla. Kaza riski çok yüksek. Enerji tüketimi fazla. Bir sürü petrol harcanıyor. Çevre tahribatı fazla. Kitle taşımacılığına uygun değil. Uzak rotalarda yolculuk süresi uzuyor. Deniz yollarına baktığımızda ise karayollarından sonra gelişme gösteren ve daha çok yük taşımacılığında kullanılan ulaşım aracı. En ucuz deniz yollarıdır. Bunu bilin. Yani kömür madeni taşıyorsan en ucuz deniz yoluyla gönderirsin. Başta deniz yolu güzergahlarına baktığımızda Kuzeybatı Avrupa ile Kuzeydoğu Amerika arasındaki Kuzey Atlantik yolu, Batı Avrupa Akdeniz Hint Okyanusu yolu, yani ikide Ümit Burnu yolu, Atlantik Güney Afrika yolu, Güney Amerika Doğu Kıyısı yolu, Pasifik Güney Amerika Kuzey Amerika ve Avrupa yolu, şuraya yolu kelimesini şöyle güzelce yazalım. Pasifik Açın yolu, Karayipler Meksika Körfez yolu, yine aynı şekilde 7 numaralı yerde Meksika Körfezi. Bunlar hep yoğun güzergahlar. Bir de diğer güzergahlarda biraz daha seyrek noktası. Deniz yollarına baktığımızda iki su kütlesini birleştiren doğal su yollarına boğaz, iki su kütlesini birleştirmek için insanlar tarafından açılan su yollarına ise kanal adı veriyoruz. Demek ki Panama kanalını insanlar açtı, Süveyş kanalını insanlar açtı, Korint kanalını insanlar açtı, Kiel kanalını insanlar açtı ama diğerlerini, boğazları zaten vardı doğada. Şimdi Bering Boğazı çok önemli bir yerde, hatta buranın doğusu ile batısı arasında saat gün farkı var, tarih farkı var ama buralarda hiç insan yaşamadığı için hiç değersiz bir boğaz, kimse bilmez. Ama Panama kanalı mesela önemli. Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında. Magellan Boğazı da çok önemsiz bir yer, yani çok kullanışlı bir yer de değil. Kiel kanalı yine yukarıda. Dover Boğazı İngiltere'de. Cebeli Tarık önemli bir boğaz. Messina Boğazı yine önemli. Çanakkale, İstanbul Boğazları'nı zaten biliyoruz. Korint Kanalı Yunanistan'da. Süveyş Kanalı çok çok önemli. Niye? Şimdi Akdeniz limanlarının önem kazanması Haçlı seferleri oluyor. Akdeniz limanlarının önem kaybetmesi coğrafi keşiflerle oluyor. Akdeniz limanlarının tekrar önem kazanması da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla oluyor. Yine Babil Mendeb ve Hürmüz Boğazları'nı bilmemiz lazım. Sınavda size şuradan çıkan bir gemi buraya giderken hangi boğazlardan geçer diye sorular sorabilir. Malakka Boğazı, Sunda Boğazı, Makassar Boğazı da yine önemli boğazlar. Burada Hürmüz ve Babil Mendeb'i iyi bilin. Babil Mendeb B harfiyle başlıyor. Hürmüz H harfiyle başlıyor ya. Türkiye'ye yakın olan B harfiyle başlıyor. Yani daha bu tarafta. Hürmüz de daha sağda. O da H harfiyle başlıyor diyebilirsiniz. Şimdi demir yollarına baktığımızda kara ve deniz yollarından sonra sanayi devrimi sayesinde buhar gücüne dayalı makinelerin çalıştırılması ile temelleri atılan ulaşım sistemi. Bunu da bilmemiz lazım. Tabii ki demir yolları Türkiye'de her yere gelmiyor. Yani bizde mesela... Şöyle gösterelim. Bizde her yere demiryolu gelmiyor. Hatta şunu daha güzel Türkiye haritası üzerinden göstermek istiyorum size. Ülkemizde mesela diyelim ki Kastamonu'ya demiryolu gitmiyor. Şöyle gösterelim. Bakın bir Türkiye haritası çizelim sizlere. Ki daha iyi anlamaya çalışın. Şöyle tamam. Şöyle evet. Şimdi Antalya'ya mesela Kars'a tren gidiyor ama Antalya'ya tren gitmiyor. Neden? Çünkü ister istemez burada ulaşım imkanları daha zayıf olduğunu bilmemiz lazım. Şöyle gösterelim. Mesela Doğu Karadeniz'e tren yolu gitmiyor. Başka nereyi söyleyebiliriz? Kastamonu Sinop'a tren gitmiyor. Yıldız Dağları'na tren gitmiyor. Biga yöresine, burayı dağlı yerler gitmiyor. Menteşe yöresine gitmiyor. İşte Antalya bölümüne yani Taşeli Teke Platosu'na
tren gitmiyor, Antalya yazayım şöyle. Başka nereye tren gitmiyor? Hakkari'ye tren gitmiyor ama diğer bölgelere tren gidebiliyor. Bunları da bilmeniz lazım. Ama dünya üzerinde yine demir yolları da önemli bir ulaşım sahası, önemli bir ulaşım imkanı olduğunu bilmemiz lazım. Hava yollarına baktığımızda ilk olarak Fransa'da ticari amaçlı olarak yapılmaya çıkıyor. En geç gelişen ulaşım türü, bunu bileceğiz. En pahalı ulaşım türü tabii ki, en ucuz deniz yoluydu. En yoğun güzergah da tabii ki yine Amerika ile Avrupa arasındaki güzergah olduğunu bilmemiz lazım. Kuzey Atlantik yolu. Türkiye'deki modern ulaşım yatırımlarına baktığımızda 3. Havalimanı, İstanbul, Kanal İstanbul projesi, Marmaray Tüneli ve Sultan Selim Köprüsü önemli projeler. Çevre, toplum, afetler konusuna baktığımızda artık yavaş yavaş sona geldik. Çok az bir sayfamız kaldı. İnsanların önlemek için tüm imkanları seferber etmesine rağmen engel olamadığı olaylara biz afet diyoruz. Afet denir. Şimdi doğada meydana gelen olaylar sonucu gerçekleşenlere doğal afet diyoruz. Doğal afet. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu ortaya çıkanlara da beşeri afet diyoruz. Beşer insan demek. Şimdi doğal afetlerde jeolojik afetlere baktığımızda deprem, tsunami, volkanik faaliyetler, heyelan, kaya düşmesi ve çamur akıntısı var. Klimatik hidrolojik afetlerde sıcak hava dalgaları, soğuk hava dalgası, kuraklık, dolu, hortum, yıldırım düşmesi, kasırga, aşırı yağışlar, sel, buzlanma, makineli çığ ve taşkınlar var. Biyolojik afetler yine erozyon, yani toprağın yer, toprağın aşınması, yine orman yangınları ve böcek istilaları ve salgınlar biyolojik afetler. Sosyal afetler, burada insan etkisini görüyoruz. Yani insanlar yakıyor, yangınları çıkarıyor, savaşları, terör saldırılarını, göçleri insanlar yapıyor. Teknolojik afetlerde yine insanın rezilliği, maden kazaları, biyolojik nükleer, kimyasal silahlar ve ulaşım kazaları yine önemli. Afet yönetiminde ilk başta risk ve zararı azaltmamız lazım, hazırlanmamız lazım, müdahale edip sonrasında iyileştirme yapmamız lazım. Coğrafi bilgi sistemleri her türlü bilginin depolanması ve işlenmesi için kullanılıyor. Coğrafi bilgi sistemleri sayesinde artık fabrikalar şehrin merkezlerinde kalmayacak ve daha verimli ulaşım alanları, daha verimli tarım alanları üretilecek. Uzaktan algılama yer ile bir bağlantı olmaksızın uzaktan o yere ait çeşitli verilerin elde edilmesini sağlıyor. Mesela diyelim ki okyanusun tabanında yer alan bir sensör su basıncını ölçer ve tsunami algılıyor. Diyelim ki tsunami oldu. Ölçümler akustik bir sinyalle yüzeydeki şamandıraya gönderiliyor. Sonra bu şamandıra sinyali bir uyduya gönderiyor. Tsunami veri sinyali. Sinyal karadaki erken uyarı istasyonuna gönderiyor ve tsunami gelecek diyor. Ve tsunami uyarı merkezi oluşuyor. Böylece bu dalga daha buralara gelmeden insanları uyarmış oluyoruz. Depreme baktığımızda bu tektonik deprem bilhassa. Şimdi 3 tür deprem var. Bir tektonik deprem var. Bildiğimiz gerçek deprem. En tehlikeli olan. İkincisi karstik deprem var. Bu karstik arazilerde mağara duvarlarının çökmesi. Çok da önemli değil. Üçüncüsü de volkanik deprem var. Bu da volkan patlaması sonrasında oluşan sarsıntı. Bunlar bizde çok da ehemmiyetli değil. Ama tektonik deprem çok önemli. Türkiye'de şöyle Van Gölü hop şöyle ve şu Ege'de 3 temel hattımız var. Doğu Anadolu'da DAF, Doğu Anadolu fay hattı. Kuzey Anadolu KAF, Kuzey Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu'da BAF, Batı Anadolu fay hatları çok çok önemli. Dünya üzerinde deprem alanları ve levha sınırları paralel gösteriyor. Zaten deprem alanları, levha sınırları, volkanik alanlar, hareket halindeki alanlar, genç alanlar, kaplıcalar hep bunlar hep yeryüzünün hareket halindeki alanları olduğunu bilmemiz lazım. Bu enerji tabii ki dünyanın her yerinde deprem oluyor. Sürekli oluyor zaten. Çünkü yeryüzü şöyle bunu ilk ünitelerde işlemiş hatırlarsanız. Böyle bir suyun üzerinde hareket eden tahta parçaları gibiyiz biz. Bazen tahta çok hızlı hareket edince biz depremi hissediyoruz. Yoksa normalde hareket halindeyiz. Şimdi tsunami Türkiye'de yok. Okyanus ve deniz dibinde yaşanan depremin yer sarsıntısının tabii ki şeye ulaşması. Nedir onun adı? Dalga oluşturup kıyıları sular alta bırakması. Volkanik faaliyetler yine Türkiye'de yok. Bak şöyle yok diyorum bizde. Bu bizde yok demek. Bu da bizde yok. Bizdeki volkanlar sönmüş. Volkan yerin altındaki lavlar yeryüzüne çıkıyor ve çok değerli esasında. Oradaki tehlikelere rağmen insanlar orada yaşayabiliyorlar. Ama esasında çok riskli. Kütle hareketleri ise toprağın kayması. Yani toprak şuradaki toprak şu X toprağı birinci resimde buradayken ikinci resimde şuraya geri veriyor. X buraya geliyor. Bu da tabii ki ölümlere sebebiyet veriyor. Burada bizde bilhassa Doğu Karadeniz'de çok fazla. Erozyon yine İç Anadolu'da çok fazla. Bu da toprağın aşınması. Eylan erozyon yani kütle hareketleri öldürüyor ama erozyon öldürmüyor. Niye? Toprak şöyle eğimli ya. Bu birinci resim. İkinci resimde eğimden dolayı toprak böyle kırçıllanıyor. Bak. Gitti büyük bir kütle hareket etmedi. İç Anadolu'da çok fazla. Burayı biz ağaçlandırmayla düzeltebiliriz. Ama bu ağaçlandırma düzelemez. Burada mutlaka yerini değiştirmen lazım. Şiddetli rüzgarlar da yine Türkiye'de olabiliyor. Bilhassa afetlere yol açabiliyor. Ama bizde böyle hortum olsa bile tornado, kasırga, işte hurricane gibi şeyler olmuyor bize. Niye? Çünkü bizde çok yüksek basınç merkezleri yok. Ve
Tropikal siklonlar yok bizde. Sel ve taşkın olayları yine İç Anadolu'da çok fazla görülüyor. Niye? Bir anda yağmurlar geliyor, kar erimeleri geliyor. Bu da can ve mal kaybına sebebiyet veriyor. Çığ da yine ülkemizde soğuk ve yüksek karlı yerlerde bazen görülebiliyor. Bu da nasıl? Çeşitli etmenle mesela bir helikopter sesiyle dağlardaki kar hareket edip insanlara zarar verebiliyor. Orman yangınlarında en fazla orman Karadeniz'de ama en fazla orman yangını sıcaklardan dolayı Akdeniz bölgesinde görülebiliyor. Şimdi bu konuları çok daha iyi bir şekilde tekrar etmek için sıfırdan ona coğrafya kitabımızdaki tüm her şeyi güzel bir şekilde çalışırsanız konularla alakalı tezkeşlere bakarsanız net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Mesela az önce ben boğazları söyledim böyle gösterdim ama temelinde her birini ayrıntılı bir şekilde neler olduğunu kitaplarımızda sizlere gösterdik. Bir kısımlarına da detaylarını verdik ve sonra sorular verdik. Bunları mutlaka tedarik edin. Ve yine sınavınızdan önce tak coğrafyadan hem testler, bakın böyle özel testler, kazanımlara uygun. Diyelim ki nüfus kazanımları veriyoruz. Burada hem rehber soru, ardından iki tane açık uç soru, bir tane kısa cevap, bir tane de iki tane çoktan seçmeli soru, bir tane kısa cevap, bir tane de açık uç soruları soruyoruz. Ve sonrasında bütün bunlardan daha önemli, sizi en çok ilgilendirecek olan kısmı göstereyim. Bayağı bir ÖSYM tarzı testten sonra bu konuya özgü yazılar veriyoruz. Yine bunlar da sizin ödeviniz olsun. Bu arada ödüllü sorumuzu da gösterelim arkadaşlar. Hemen ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yazın. Hadi bakalım şimdiden tekrar sınavlarınızda başarılar.